Başak'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geliyor ses, ışık, görüntü? Seninki gayet güzel. Süper. Sende de durum gayet güzel görünüyor. Hoş Teşekkür geldin. ederim. Nasılsın? Ne var ne yok? İyi. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Vallahi böyle sık sık görüşür olduk. Evet. kime teşekkür etmeli bilmiyorum ama bu kadar teknoloji ve uzaktan eğitim araç ya da uzaktan iletişim araçlarını kullanan sayısı arttıkça iletişim yöntemimizde de yenilikler oldu. O Bunu daha yüzden önce çok niye teşekkür. düşünmemişiz mesela, değil mi? Yani evet, aslında hep kullandığımız aletler. Telefon hepimizde var, bilgisayar hepimizde var, internet hepimizde var. Ama işte bence mesele bunları ihtiyaç olarak görebilir olmak. Şu anda fiziksel olarak görüşemediğimiz için teknolojik Evet. olarak görüşüyoruz. Bugün merak edenler olabilir, neden Başak'la ikinci keredir görüşüyorsunuz diye. Neden görüşüyoruz Çünkü sen beni çok seviyorsun. Başak'ça? Ya evet, bu cevaplardan bir tanesi. Ama aynı zamanda sevgili Başak'la Nisan ayının ilk haftasında ilk çocuk edebiyatı sohbetlerine başladığımız dönemde ilk gönüllülerimizden bir tanesiydi. O zaman bir araya gelmiştik. Ancak o zaman Instagram'ın bu canlı yayınını indirebilmek videosunu, onu sadece 24 saatliğine değil de uzun süre boyunca bulabilmek için henüz daha keşfetmediğimiz bir durumdu o. Sonra keşfedip bütün kayıtları aldık, onları Instagram TV'ye yükledik, TikTok grubun blog sayfasına yükledik. Geçen buluşmada, yani pazartesi, Bilge ile beraber üç arkadaşımız, yani Bilge, Başak ve Ayfer ile tekrar buluşmalara başladık. Ancak şöyle bir tabii ki bedbahtlık yaşadım, bunu itiraf edeyim Başak'ın karşısında. Geçen Bilge ile buluşmamızı bitirdikten sonra her zaman yaptığım prosedürleri yapmak için videoyu bitirdim ve paylaşacaktım ki Instagram'ın arayüzü değişmiş. İşte 2 saniye kadar ben de senin şu an kaldığın gibi. Önce bir kaldım, sonra dedim bir sakinleşeyim. Çünkü hayır, yapamadığımız bir şeyi yapmak için tekrar buluşup ve tekrar yapamazsak bu çok ciddi bir problem. Hele Bunu seninki bildiğini gibi. sanıyordum. İşte bu arayüzünün değiştiğini bilmiyordum. Dilge ile beraber onu öğrendim. Sonra Instagram Allah'tan, çünkü şu an Dilge katıldı. Instagram Neyse, biz başka bir Allah'tan. şeyden bahsediyorduk. Neyse, Dilge geldik. Konuyu değil. Evet. Konuyu değiştir. Hiç canlı yayın değilmiş gibi. Allah'tan Instagram daha kullanıcı dostu olmuş. Artık hiç indirip de tekrar yüklemeye gerek yok. Tuncel'cim hoş geldiniz. Bu arada yorumunuzu gördüm. Hoş geldiniz. Şöyle yapmış. Artık tamamen Instagram TV'de paylaşmak ister misin diye soruyor. Yani öyle onun hikayeyi paylaşmak ister misin diye soruyor. Bilge şu an gördü tabii ki. Direkt onu Instagram TV'ye yükleyebildik. Bilge ile olan yayınımızı zaten paylaşıldı. Sağ olsun Gülnaz sonra onu oradan indirmenin de yöntemini buldu. İndirdikten sonra YouTube kanalımıza da yüklemesini yaptık ve web sitemizin blog bölümünü ekledik. Evet. Böyle bir açıklama yapayım istedim. Neyse, geçmiş olsun. Evet sevgili Başak'cığım, görüşmeyeli nasılsın, neler yaptın, hayatında neler değişti? Yani hala evdeyiz. Çok bir şey değişmedi. Mekansal anlamda. Ama şöyle şeyler oluyor. Artık buradan daha fazla oturamayacağımızı fark edip online neler yapabiliriz diye odaklanmaya başladık. Ve daha öncesinde hakikaten bunu daha önce de yapabilirmişiz, niye yapmamışız dediğimiz bazı şeyleri keşfettik. Onlarla ilgili hazırlıklar yapmaya çalışıyoruz. Bu arada ben işte normal şartlarda olsaydı ne olurduyu düşününce biraz böyle şey oluyorum. İşte normal şartlarda olsaydı yarın çocuklarla okul dışarıda etkinliği için dışarıda olacaktık. Bugün onlara söylüyorum canlı yayında, işte normal olsaydı böyle olacaktı ama şimdi böyle böyle bir şeyler yapacağız. Hepsi falan şeklinde üzülüyorlar. Tamam canım, başka bir etkinlik buluruz şeklinde. Dördüncü sınıflar ve ben onlarla vedalaşamadan böyle apar topar ayrıldık. Seneye Eylül'de onlar 5, ben 1 olacağım. Öyle Ve bir durum var. okulunda ilkokul mu, sadece ortaokul bölümü var mı, ama çocuklar da dağılacak, görüşemeyebilirsin. Yani ortaokul bölümü var ama bir kısmı başka yerlere gidecek sanırım. Yine de aynı mahallede olduğumuz için bir şekilde görüşürüz diye umuyorum. Öyle bir oyunumuz vardı. Çok güzel premierini yaptık. Böyle heyecanla beklediğim. Sonra o da kaldı. Bunları düşününce biraz böyle şey oluyorum. Sonra diyorum ki tamam, olsun, boş ver. Eylül'de bunu tekrar yaparsın. Öyle.
Ya aslında sen böyle söyleyince tekrar bir düşünme fırsatım oldu. Yani normal ne ya da anormal olan ne? Bunları belki de önce dilimizde tekrar bir düzeltmemiz gerekecek anladığım kadarıyla. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz durum geçici bir durum değil. Yani bir süre boyunca Normalimiz ya bütün değişti. evet yani bütün dünya enfekte olana kadar ya da işte güzel bilim insanları belki bilimin değerini tekrar fark ederiz. Bu işin aşısını, tedavi yöntemini bulana kadar bizim tek yapmamız gereken şey fiziksel izolasyonumuza dikkat etmek. Yani bunun dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ki en başta sanki böyle aylar, yıllar geçmiş gibi geliyor ama işte belli bir yaş üstünü etkiliyor, kronik problemleri olanları etkiliyor, seni etkiliyor, beni etkilemiyor falan derken hayatımız bambaşka bir noktaya geldi. Ve 8-9 haftayı da geçirdik. O yüzden sanırım hele biz öğretmenlerin çocuklarla, ebeveynlerle iletişim kurarken normal, şu an normalimiz artık ve işlerimizi olabildiğince bu normale uygun olarak ve olabildiğince sağlıklı olarak yürütmek zorundayız. Çünkü akıl ve ruh sağlığımızda da ki Evet. zaten çok Yok. umut ve umut veren Çok bir böyle sağlığımız kaçmaya yoktu. çok kaçmaya müsait akıllar. Yani çünkü hem içinde yaşadığımız yüzyıl içinde yaşadığımız topraklar, ülke, dünya yani zaten ruh sağlığımız çizgide geziyordu. Bir de bu bütün önceliklerimizi değiştirdi. O yüzden çok katılıyorum sana. Etrafımıza o güvenli alanı kurmak zorundayız ve bunu normalleştirmek zorundayız. Ve işlerimize, işte sosyal hayatımıza, akademik işlerimize, öğretmenliğimize devam etmek zorundayız. Yani normal sanki bu artık. Evet, bu şekilde devam etmeyi öğrenmek zorundayız. Bu arada uzun uzun. Evet, yorumlar geliyor. Yurt dışında yapılan bir araştırma göre son zamanlarda hastalananların %60'ı evlerde kalmış olan insanlarmış. Hoppala. Şimdi Teşekkürler hayır. Gülnaz. Evet yani ben bunu canlı yayında söylemiş oldum. Şimdi okuyamadım ki yorumu, sesli okudum. Artık kayıtlara da geçti. Artık evet efendim hep beraber yarın Şu an artık öğretmen çok daha kulübünde. mutluyum. Ya biz çocukken şeyler vardı. Sabah benim aklıma o geldi. Birisi kaba kulak olunca onunla aynı beşe koyarlardı, onunla oynatırlardı. Bu da çocukken kaba kulak olsun, aradan çıksın diye. Sokakta acaba hep birlikte sarılsak birbirimize. En sonunda artık virüs de hani tamam artık falan der mi? Yani evet kesin diyen çıkar. Yani mesela bak Nur Hayat dedi bile yani. Ben artık evde durmam diyerek çok bizim kitleye ben güveniyorum bu konuda. Yani evlere kabına sığmayan bir kitlemiz olduğu için muhtemelen akşam Fener alayında buluşuyordur yani kitle. Neyse çok keyifle başlamış olduk. Isınma turunu atmış olduk. Bugünkü buluşmamıza gelelim. Efendim bugün çocuk edebiyatı sohbetlerinde yine sevgili Başak'la birlikteyiz. Başak da biraz çocuktan, biraz edebiyattan, biraz çocuk edebiyatından konuşacağız. Onu biraz sıkıştıracağız. Aşağıdaki yorumları görüyorum, hiç merak etmeyin ama görmezden geliyorum. Ne olur siz de görmezden gelin izleyenler. En azından aklı salim izleyenlerimiz bunu görmezden gelsinler. Sevgili Başak, hadi biraz konuşalım. Şimdi son dönemde bana bu 7-8 haftada biliyorum ki sosyoekonomik olarak biraz daha dezavantajlı bölgede öğretmenlik yapıyorsun. Öğretmen bu yorumu tabii ki göreceğiz. Yani bu görmezden gelecek bir yorum değil. Biz de sizi çok öpüyoruz Başak'la. Son zamanlarda böyle ya şu yaptığım şey çok hoşuma gitti. Bu iş çok güzel çalıştı. Olabildiğince çocuklarımın olabildiğince fazlasını yakalayabildim dediğin bir etkinlik yapabildin mi? Ya benim en çok yapmaktan keyif aldığım şey tamamen bir tesadüfle ve biraz gözümü karartarak girdiğim kitap fuarı gezisiydi. O sürece sen de en başta şahitsin zaten. Derneğin bir stand açmasıyla başlayan macerada işte ben birkaç yayın evinin işte stand sorumlusuyla tanıştım vesaire. Oradan hadi yapar mısınla başlayıp sonrasında her sene düzenli bir şekilde her sınıfı birinci sınıfta dahil kitap fuarına götürdüm. Gerçekten çok ürkütücü bir gezi. Ama şöyle gidiyorum. Beşerli gruplar, her grubun başında bir veli. Çocukların hepsi aynı tişörtü giyiyor. Bileklerinde benim telefon numaramın yazılı olduğu bileklikler var. Müthiş bir organizasyon. Kapıdan girerken bütün güvenlik görevlileri gösteriliyor. Bakın şu kıyafetliler güvenlik görevlileri, bir şey olursa onlara gideceksiniz. Ondan sonra çocuklara öncesinde sık sık söylüyorum. O yüzden böyle zaten onlar da hani genel olarak geziye gittiğinde senin yanından ayrılmıyor. Onun için de güvenli bir bölge olmadığı için o da senin yanında olmak istiyor. Böyle paniklerle gittim her defasında ama her defasında dönüşüm
çok güzeldi. Oradan aldığımız kitaplar böyle yığınla sınıfta durup da böyle o kitaplara sahip olmak, onları okumak için birbirleriyle yarışmaları çok heyecan vericiydi. O yüzden bence o böyle, yani o süreçte orada yapabileceğim bir şeydi, en iyi şeydi diyebilirim şu an Yani senin edebiyatta deyince. çocuklarınla şu anımız geldi gözümün önüne. Böyle bizim o zaman bir ev sahibi yaptığımız yayın evinin standı oluyordu. Ve çocuklarınla böyle yayın evi standının önüne yığılıp oturup onlarla beraber böyle sesli okuma kitaplar üzerine konuştuğumuz o videolar ve fotoğraflar sonra bayağı TÜYAP tarafından popüler olarak kullanıldı. Çünkü aslında çok da güzel bir yerden geldin konuya. Kitap fuarları. Bir yandan şöyle seviniyorum. Eskiden şu anda gerçi takipçilerimizden böyle daha yazar, çizer, kitap fuarlarına katılan yayıncılar varsa onların da güzel yorumları olabilir. Belli başlı merkezlerde fuarlar varken sonrasında bu ilçe mahalle ölçeğine kadar düştü. Yani mahallelerde kitap fuarları kuralım. Bu çok güzel bir şey. Kitap fuarları kuralım tabii ki. Bu çok güzel bir şey, şenlikli bir şey ama her kitap fuarına davet edilen yayın evi olunca yayın evlerinin bunlara yetişmeleri teknik olarak mümkün değil. Hatta okullar bile kendileri kitap fuarı yapıyor. Evet. Kitap fuarı yapacağına kitap şenliği yap. Yani kitapla ilgili çalışan bir dolu insan var. Yani niye 20 tane yayın evi istiyorsun ki? 2 tane yayın evi gelsin ama 2 yazar gelsin, 2 çalışan gelsin, 2 öğretmen gelsin, 2 çizer gelsin, 2 matbaacı gelsin. Yani bunlar gelsin ve kitabı çalış, şenliğini çalış. Ama yine de TÜYAP'lar ki Osman Sorun bizi izliyorsa o da yorum yapacaktır. Böyle o kitap fuarları gerçekten bizim hatta Osman Sorun'un kitap fuarına güzelleme diye de bir yazısı vardı. Orada da çok güzel vurguları vardı. Ama nedense son birkaç yıla kadar kitap fuarında çocuklarla ilgili neredeyse hiçbir etkinliğin yapılmıyor olması. Yapılan etkinliklerinde genelde yazar söyleşisi, yani işte oturan bir yazar var, oturan çocuklar var. İşte yazar bir şey anlatıyor, çocuk bazen bir şey soruyor. Halbuki ne kadar dolu etkinlik yapılabilir? Ne yapılabilirdi mesela? Sen böyle bir dış göz olarak ne yapılabilir kitap fuarlarında? Aslında bir aralar sen de tanıyorsun, Çiğdem yapıyordu. Sen de hatta yaptın diye hatırlıyorum. Kitap atölyeleri yapılıyordu. Bence en keyiflisi kitap atölyeleri. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. İşte kitabı oku demek ya da işte kitabı ödevlendirmek, sınavlandırmak, kitaba süslü, pembe, simli kapaklar yapmak kitabı okutmak için yeterli olmuyor. Şey gibi, bir filmi bize izleten şey iyi bir fragmandır. Yani fragmanı bizi çeker önce. O fragmanına aldanıp gideriz. Bence kitap atölyesi de iyi bir sinema filmi fragmanı. Onu okumak, onun dramatik anlarını yakalamak, onu çocuğun böyle can alıcı bir şekilde yaşamasını sağlamak, meraklandırmak. Bu kitap atölyeleri fuarlarda kesinlikle olmalı ama tabii ki bu şöyle bir şey, yani kaç tane salon, kaç tane atölye lideri ihtiyacı var? Ha, bunu yapacak potansiyel var bence lider olarak pek çok insan ama haberleri var mı bundan bilmiyorum. Çünkü çok fazla insan kitapla ilgili şeyler yapıyor. Bu arada ben şarja takılı olduğu için telefonu bir yere tutturamadım, elimde taşıyorum. Tamam. Çok iyi atölyeler de var. Şahane kitaplar zaten, yani çocuk kitapları. Sadece çocuğun ilgisini çekecek bir şekilde, meraklandıracak bir şekilde sunmak gerekiyor onları. Bu iş için de drama liderleri özellikle çok iyi çalışıyorlar. İşte onları fuar zamanları görmek çok keyifli olabilir. Yani evet, sanki zaman geçtikçe burada da düzen biraz alışkanlık değişecek gibi görünüyor. Çünkü biliyorum ki aynı zamanda çok da ciddi bir maliyet o kitap fuarlarına katılan yayın evlerinin ödediği bütçeler gerçekten çok çılgın bütçeler. Ki şu anda satışların birçoğunun dijital internet e-satışta olması ve online satış yapan sitelerin etiket fiyatının bir hayli altına satış yapabilir durumda olması birçok fiziki kitap evinin ya da kitap fuarlarının ayağını sallıyor gibi. O yüzden o kalan boşluğu doldurmak için de böyle yenilik, yaratıcı etkinlikler bulmak çok önemli olacak gibi görünüyor. Mesela çocukların yazdığı şeyler Ya, matbaalaştırılabilir gibi yani şeyler. artık Matbaalı fuarlar kitaplaşabilir. kitap bence fuarlar artık kitap satmak için değil de
kitaba dair etkinlikler yapmak için olmalı sanki. Süper. Yani bu kitap Süper. atölyesi olabilir. İşte Ece'nin söylediği şey ona mı geliyor bilmiyorum ama yazma atölyeleri yapılabilir ve yazıldığı an, mesela şu anda seninle aldığımız dijital eğitimle sağ olsun Çeki Hocam sayesinde 2 gündür kafa yanmış durumda bu uygulamalarla. Mesela orada uygulamalar var ve işte çizimler yapılıyor. İşte anında hikaye kitabına dönüştürülüyor. Bu tarz etkinlikler yapılabilir. Yani fuarın amacı o kitabı satmaktan çok o kitaba veya yazmaya yönelik heveslendirmek üzerine odaklı Süper. olabilir. Süper. Ya böyle sen konuştukça bu arada konuşmamızın da ister istemez kendiliğinden bir tematik tarafı çıktı. Hani çocuk edebiyatında kitap fuarları etkisi gibi bir temayı kendiliğinden böyle seçmiş olduk. Bence bu yoldan yürüyelim yani. Eğer tabii ya biz ikimiz keyif alıyoruz ama umarım izleyen yaklaşık bir 20 kişi var. Onlar da keyif alıyordur. Ya şöyle bir görüntü geldi sen gözüme söyleyince. Biz tabii ki toplum olarak örgütlenmekte biraz problem yaşayan bir toplumuz. Yani İşte aynı apartmandaki 5 dairenin bir araya gelip bir kapıyı boyatmak için bile karar veremediği bir ülkede örgütlenmek de çok kolay değil ama şöyle bir şey hayal ettim. Gerçekten böyle şey 20-30 tane özel okulun iş birliğinde işte işin maddi tarafını üstlendikleri, kendilerinde standlarını açtıkları bir 20-30 kadar da yayın evinin bu işin içerisinde olduğu ve işte hedef olarak çarpı 2 tane özel devlet okulun oraya getirilmesi yapısında kurulan bir model. Ve dediğim gibi kitap satmaktan ziyade kitaba dokunmak, kitabı çalışmak, kitabı üretmek nasıl yapılıyor? Bununla ilgili böyle demo atölyeler sadece kitabı okumaya istek uyan değil ama Ece'nin dediği gibi kitap basmaktan, kitap yapmaktan, editöründen, çizmesinden böyle kitap nasıl bir şey kısmında. O bu arada sevgili Cem Bey de katıldı aramıza. Çok burada böyle bir muhabbeti bir durdurasın. Sen biraz devam et. Ben bu arada aklıma geleni söyleyeyim. Sen konuşurken şey çağrıştı. Bir şeyle ilgili yapmıştım buna benzer bir etkinlik ama şu an onu hatırlayamıyorum. Yani Papyrus'a kadar gidilebilir buradan. İşte kağıt, kitap nereden çıktı? İşte sanırım Ayşe uğraşıyordu kağıt Evet, yapmakla. evet, 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 evet. Onunla ilgili atölyeler yapılabilir. Oradan işte Kesinlikle. geri dönüşümün önemine, kağıdın şeyine kadar bir geniş şey. Ya, kalk hadi, kalk kapat yayını biz gidip fuar Sırf planlaması. biz bir fuar planlayıp gelelim. Ya bu arada şuna da katılıyorum bak mesela onu Nurhayat altını çizmiş yani ticari kaygılar öne çıkıyor. Ticari kaygılar zaten olmalı. Çünkü baktığında bugün yayın evleri %99'un menşei İstanbul. İşte %99 biraz abartılı oldu. %95 diyeyim. Bir kısmı Ankara'dan bir kısmı İzmir'in kendi yerel yakın kitabevi gibi. Yerel değerleri var. Top yayıncılık gibi yerel değerleri var. Aslında bu yayın evciler o kadar çok okul ziyareti yapmak, yazar çizer getirmek için hem lojistiğe hem işte yazarın çizerin zamanına yatırım yapıyorlar ki. Hatta birçoğu ki Burçak bu konudaki örneklerden biri. Geçen buluşmada da anlatmıştı. Burçak Kırmızı Kedi yayınlarıyla neredeyse tüm Türkiye'yi gezdi. Yani bunu bir hizmet satın aldı Kırmızı Kedi yayınları bizden. Ve Burçak tüm okulları gezerek atölyeler yaptı. Şimdi buralara harcanan paralar çok ciddi paralar. Bunun yerine 3 gün, 4 gün sürecek olan bir ya da işte bir hafta sürecek olan bir fuarda bir kere yapmak ve düzgün yapmak ve tüm okulların gelebildiği şekilde yapmak böyle fikir bir ilginç geldi. Eğer şeyse sorun ticariyse, paraysa ki normal bu böyle bir kaygıları olmasına o etkinlikler de ücretlendirilebilir. Yani 10 liraya Kesinlikle. kitap satılacağına 10 liraya etkinlik satılabilir mesela. Süper. Biz bu yayının kaydını sonrasında etiketlerken hep beraber TÜYAP, TÜYAP TÜYAP. kitap fuarı, böyle şey fuar, kitap Bir fuarı, yayın fikrim evleri var. isimleriyle. Evet, fikrim geldi. Bu etiketlerle böyle yayınlayalım. Yani ve dediğim gibi bunu YouTube'a yükledikten sonra da birbirimize de paylaşmak güzel oluyor böyle şeylerde. Tabii ki küçük ölçekle başlayıp belki böyle dönüşümlü şeylere dönüşebilir. Çünkü biliyorum ki kitap fuarları insanların çok birleşen noktalarından biri. Osman Torun'un bir yorumunu gördüm burada. Kitap Evet, fuarları öğrenme ortamı olarak çok değerli. Kanımca çocuklar, eğitimciler ve aileler tarafından bu amaçla çok verimli kullanılmıyor. Ki çok da haklı. İşin mesela Osman Torun'un katkısıyla devam edersek işin öğretmen ayağı, işin veli ayağı, işin ilgili ayağı sanki daha genişlemiş olacak.
Bana artık kitap fuarları şey gibi gelmeye başladı. Bu şehir şeyleri oluyor ya, Antakya geliyor böyle yemekler şeyler. Hani orada Antakya'ya dair kim ne öğreniyor bilmiyorum ama herkes inanılmaz ki bu konuda Antakya çok başarılı olduğu için işime gelmiyor değil ama hani oraya gelip kitapları görüyorsunuz ve hepsini bir arada gördüğünüz için inanılmaz çekici oluyor ve tüketiyorsunuz. Orada onu satın alma şeyi tamamen tüketim üzerine. Onun dışında bireyselde stand görevlileri inanılmaz yardımcı oluyorlar, anlatıyorlar. Hele ben sınıfla gittiğim zaman gerçekten çok mahcup oluyorum. Birkaç yayın evine artı böyle ekstra ekstra teşekkür ediyorum. Çünkü standın böyle altı üstüne geliyor ve gıklarını çıkarmıyorlar. Her defasında onları tekrar tekrar topluyorlar. Sorduğun soruyu işte öğrenciyle tek tek ilgileniyor. Bu kitap seninle işte senin ilgini çeker bununla ilgili falan. Yani bütün kitapları detaylı anlatıyorlar. Ama yine de onu satın alma üzerine okuma yazma hedeflerine yönelik daha fazla yapılabilirmiş gibi şu ana kadar hiç düşünmediğim halde öyle bir hisse kapıldım. Öyle. Yani aslında hiç çok bir yandan da aslında birkaç meseleye de dokunmuş oluyoruz ama hiç böyle yapılmayacak gibi görünmüyor. Yani en azından bir karakter değişimi yakın vadede karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam bir 2 yıl öncesinde, 2 yıl oldu. 2 yıl önce yine bir yayın evine ev sahipliği yaparken Kelime Yayınları'na İzmir'de 3-4 yıl kadar üst üste ev sahipliği yapmıştık. Bir tanesinde ki TÜYAP bize programı geç gönderdiği için biz ona kendi etkinliklerimizi göndermekte geç kaldık. Ve bir kısmını böyle dolduğu için ki dolanlar da ya beni izleyenler şu anda affetsinler yanlış bir şey söylemek istemem ama kitap fuarında özellikle daha böyle biraz daha klişeleşmiş belli edebi kişiler var. Ve onların bazı böyle onları da çok değerli buluyorum ama çocuklara ulaşmak konusunda doğru yöntemler, doğru araçlar olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü bugüne kadarki geçtiğimiz deneyimler bize bunu söylüyor. Orada bir etkinlik planlamıştık. Yaklaşık 8-10 kadar öğretmenle, ki sen de bilirsin İzmir'de çok güzel etkinliklerden biri, Peçe Kuçe Nike yapılıyor. Peçe Kuçe bir sunum yöntemi. Eminim izleyenlerimiz de biliyorlardır. Japonca ayaküstü çene çalmak demek. Çok güzel bir şey. Çünkü benim gibi çenesi düşükler için çok güzel bir sunum yöntemi. Derdinizi anlatmak için bir PowerPoint ortamında 20 görsel kullanıyorsunuz. Ve her görsel otomatik bir şekilde ayarlanmış ve 20 saniyesi var. Sen sanırım müzecilikte mi yapmıştın Peçe Evet, şu Kuçe an o stresim aklıma geldi Başak? Birazdan onunla da ilgili de bir konuşalım. O kitap fuarında 10 kadar öğretmen ve farklı yaş gruplarında, okul öncesi öğretmeni de var, lise edebiyat da var. Kitabı sınıflarında nasıl bir eğitim aracı olarak kullanıyorlarla ilgili deneyimlerini Peçe Kuçe formatında ve bir akşam kitap fuarı kapanmadan önce orada öğretmenlerle paylaşacaklardı. Yani bunun gibi etkinliklerde öğretmenin öğretmene deneyimini aktardığı formatlar ki çok da seviniyorum son dönemde çokça bununla ilgili güzel örnek var. Çok güzel deneyim paylaşım ortamları var. Hem dijitalde de şu anda devam ediyor. Bunun gibi etkinliklerin sayısını sıkça sanırım arttırmak gerekecek. Bence de. Yani daha fazla ne üretebiliriz? Bir de birinden duyunca bir şey insanın aklına başka bir şeyler çağırır. Aa bak böyle de yapılabilir destekliyor. Oturduğun yerde bazen bir şey bulmakta zorlanıyorsun ama fikir alışverişi daha canlandırıyor süreci. O yüzden öğretmenlerin ne yaptığını böyle ortamlarda duymak da öğrencilerin ne yaptığını görmek de çok keyifli başka şeylere sebep olacaktır. Evet, sanırım biz böyle geçen Nevzat öğretmenle bu programın nasıl gidiyor işte böyle bir hem değerlendirmesini almak için hem de gelecekle ilgili bir vizyon çizmek için bir haberleşmiştik. O zaman da söylediğimiz şeylerden biri şuydu yani fark ettiğimiz. Şu anda hani bizi tabii ki yakın çevremizden izleyenler de var ama bu programın katılımcıları Nevzat öğretmenin elinin değdiği insanlar. Ve çocuğa ve gençlik edebiyatına karşı biraz daha çaylak yazar düzeyinde de ilgililer ki içimizde çok deneyimli olan yazarlar da var. Bu şekilde bizim de birbirimizle deneyimlerimizi paylaştığımız bir versiyona nasıl dönüşür? Bu şu anda böyle 30'ar dakikalık birbirimizi yakından tanımakla ilgili. Çünkü işte yaklaşık Zikzak'ta 4 farklı grup açıldı. Yakında açılan farklı gruplar vardı ki yakın hani can cana kardeş olduğumuz bir kitabevi. Hani başım sıkışsa ilk gideceğim yerlerden biri sevgili Levent'in mekanı.
Orada da Nevzat Öğretmen'in öğrencileri vardı. Bu öğrencilerin hepsi birbirini bu programların birinci turunda bir parça olsun tanış olmuş oldular. Kimlerde ne yapıyor görmüş oldular. Ve bir sonraki seviyesinde belki birbirimize deneyimlerimizi ama açık kaynaklı ama kapalı kaynaklı paylaştığımız ortamları açıkçası hayal ediyorum. Yani Dilge'yle bir yazar olarak, Güzin'le bir yazar, Hasan'la yazar ve çizer olarak daha çalacağım bir sürü isim var. Yani Handan Gökçek, Gönül Çatalcalı, Nalan Yılmaz. Hani bir dolu deneyimli insan var ve farklı yaş gruplarında yazdıkları onlarca kitap var. Bunlar sanırım bize bolca referans olacaktır. Evet, yani nasıl yola çıkılıyordan nasıl aktarılıyor, çocuklarla nasıl paylaşılıyor, çocuklar nasıl geri dönüşler veriyor gibi anılarını bile paylaşmaları bizim için inanılmaz bir şey olabilir, malzeme. Süper. Bununla Peki birlikte şimdi aklıma şey geldi, özür dilerim. Buyursun. Acaba bunu mu kastettin, onu da bilmiyorum ama şey de olabilir mi? Kendi yaptığımız kitap atölyesi gibi bazı etkinlikleri paylaşmak şeklinde de olabilir mi acaba diye bir şey geldi aklımda. Yani şu ana kadarki deneyimin böyle birbirimizi duyarak, dinleyerek aynı öğretmen kulübü mantığında da olduğu gibi. Çünkü burada bence hikayede iki taraf var. Birincisi ben kitapla ilgili bir geliştirdiğim atölyeyi yarın bir gün birine anlatmak için bugün çok daha iyi yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Diyorum ki ben bunu olabildiğince derli toplu yapayım, güzel fotoğraflarını çekeyim, videolarını çekeyim, kullanıcı yorumu alayım, yaptığım şeyin çocuklardaki karşılığını göreyim. Yani ben bir şey yaptım ama o ne düşünüyor bu konuyla ilgili? Hani bunu birine anlatabilmek birincisi yaptığım işin kalitesini çok arttırıyor. İkincisi bunu bir sunuma döküp işte 20 dakika, 10 dakika, işte Peçe Kuça'da olduğu gibi 6 dakika karşımdaki birine anlattıktan sonra ondan aldığım dönüşlerle de ikinci bir büyüme yaşıyorum. O yüzden aslında geliştirdiğimiz etkinlikleri, fikirleri, deneyimlerimizi bu şekilde bir formatla paylaştığımızda birkaç açıdan aslında büyütmüş oluyoruz hikayeyi. Aynen. Bu arada yine yorumlar görüyorum. Neden bu yayınlarda sadece iki kişi oluyor? Ben de katılmak istiyorum. Valla bilmiyorum teknik olarak mümkün mü? Yani yayına üçüncü bir kişi Değil. alınabiliyor mu bilmiyorum. Hayır, değil. Anladım. Biliyorum Tamam. maalesef Dur hayat. Bu iki soru kişi. teknik problemlerle eleğin üzerinde kaldı. Bu bir Birlikte çalıştığı... isteğini Instagram'a bildirsin. Evet yani o şey açtı bizi. Nevzat Öğretmen'in yazdığı 14 kişiden oluşan Martı grubu var. Evet Martı çalışma grubunu ben de hani duyup biliyorum ama deneyimlerini açıkçası hiç duyma dinleme şansımız olmadı. Martı grubunda olan deneyimli büyüklerimizin de yakında misafir edeceğiz. Ben onlarla iletişime geçeceğim bu hafta. Bugüne kadar misafir ettiğimiz tüm katılımcılarımıza tekrar yeni programlarla ilgili konsepti bunun üzerine yapılandırmaya çalışacağız. Şimdi bir adım daha artırıyorum Başak. En son görüştüğümüzden beri yaklaşık 2 aya yakın bir zaman geçti yani bu programda seni misafir Hı. ettiğimiz. Ortalama Nisan başıydı. Şimdi Mayıs sonuna geldik diyebiliriz. Yaklaşık 8 haftalık bir süreç vardı. O zamandan bu zamana kendi çocuk edebiyatı kariyerinin üzerine ne koydun? Şöyle, size okuduğum Mona Lisa'yı bir ressamlar serisi yapmak istiyorum. Benim hayalim şeydi, bu İş Bankası yayınlarının Yapı Kredi'nin büyük kalın kapaklı kitap, çocuk kitaplarıydı. Ama Nevzat Hoca da haklı olarak hani şu an o tarz bir kitabın maliyetinin fazla olacağını söylediği için daha ekonomik bir şey düşünmek durumunda kaldık ve tek Daha kitaba. koleksiyon kitabı oluyor. Yani hani böyle 100 kişi satın olabilir. Tek kitapta birkaç ressam olacak ve işte yaklaşık bir senedir bunlar hangi ressamlar olabilir üzerine düşünüp sonra açıp o ressamla ilgili okuyorum. Bu ressamlardan bir tanesi Frida'ydı. Böyle işte Frida'nın evi müzesi de açılmışken onu inceleyip işte tekrar Frida ile ilgili okumalar yaptım. Daha önce yazdığım Van Gogh, Fahrel Nisa ve Osman Hamdi vardı. Onların üzerinden tekrar tekrar geçtim. Bu arada çok tuhaf anlar yaşıyorum. Mesela ütü yaparken aklıma birdenbire bir şey geliyor. Ve o ütüyle ilgili bir yazı yazıyorum. Tabii ki bunlar çocuk edebiyatı değil ama bir taraftan şey de oluyor. Hani dillendiremediğim bazı yaşanmışlıklarım bir yazıya dökülüyor ve oradan böyle bir ferahlama durumu oluyor. Böyle
giderse belki bir tane de büyüklere denemeler falan diye bir kitap çıkar mı hayalleri Süper. Yazmasaydım kuruyorum. çıldırırdım. Süper. İçimde kalacağına kağıda dökeyim diye. Onun dışında Nevzat Hoca'nın istediği bir ödev vardı. Onu yazmaya çalıştım. Ece ile birbirimize ilk başlarda ödevler verdik. İşte sen şunu yazsana, bunu yazsana şeklinde. Geçen gün burada belki okurum diye bir şeyler karıştırırken minik cadı diye bir şey yazmışım. Onu buldum. Onu tamamlamaya çalıştım. Yani böyle çok düzenli gitmiyorum. Biraz parça pinçik gidiyor. Ama sürekli kafamda bir şeyler dönüyor ve ben de her fırsatta elime bilgisayarı, kağıdı kalemi alıp yazıyorum. Kenara koyuyorum. İşte devam edecek ya da fikir geliyor aklıma, onu not alıyorum. Devam edecek diye. Süper. Yani bunları gerçekten ya edebiyata bence çok emek harcanması gerekiyor. Edebiyat bir çalışılması gereken alan. Böyle içime doğdu, bana ilham geldi. Şimdi yazmaya hazırım. Öyle göl kenarındaki yazlık evimin verandasına oturup kahvemle birlikte yazarım. İşte üzerinde Ay, onu ısırılmış çok hayal elmalı. ediyorum. Ama hayal ettiğin şey orası mı? Orada yazı yazmak mı? Yani ben orada yazı yazmam, ben orada mangal yaparım, ne bileyim. Arkadaşlarımla sohbet ederim, gezerim, tozarım, bir sürü şey yaparım ama yazı yazmayabilirim. O yüzden yazı yazmak bayağı bir disiplin gerektiren bir şey. Biriktirilmesi, çalışılması, ki ben etrafımızda bir dolu böyle yazan da olduğu için yine hani takip ettikleri için de biliyorum. Bir yazınsal ürünün ortaya çıkması öyle gerçekten doğum sancısı etkisi yaratıyor birçoğunda. Bir ekol de var ki böyle hafta başı her pazartesi bir kitabı çıkan bir ekol var. Onları dışarıda tutuyorum. Yani onlar böyle daha işte 5 yıldır ilk kitabı çıkalı 5 yıl olmuş ama yaklaşık 86. kitabını çıkartmış tipler de var. Onlara bilmiyorum yani hani şimdi iyisi de kötüsü de bir şey demeyeyim. Ama bu tarafta hele çocuk için yazıyorsak bence o bir şey gerektiren, disiplin gerektiren. Şu an ben tabii gözüm aşağıdaki yorumlara takılıyor. Sen biraz devam et, ben orada Konu devam değişti edeceğim. orada yine. Evet. Ya şu da var mesela, ben bugün gelirken bu arada şeyi düşünüyordum, hani doğaçlama tiyatroyla nasıl bağlarım edebiyatı falan, onu konuşuruz herhalde diye düşünürken tam bir doğaçlama programı oldu ve bambaşka bir noktaya gitti. Nevzat Hoca'nın sayesinde yazdığımız o ödevleri nasıl genişletebilirim kafa yoruyorum şu anda. Çünkü benim en büyük sıkıntım o. Yazdığım bu haliyle o kadar net, o kadar berrak ve o kadar güzel ki uzatınca çirkinleşecek gibi hissediyorum. Bir de normalde de çok kitap okurken de detaylı betimlemelerde benim kafam dağılıyor. Kopuyorum şeyden. Sanırım o yüzden de böyle çok betimleme yapmak istemiyorum, uzatmak istemiyorum. Sanki böyle bir şeyler eklersem yazdığım bu hali bozulacak, büyüsü bozulacakmış gibi geliyor. O yüzden biraz bu konuda sıkıntı yaşıyorum bu aralar. Böyle açıp açıp ne eklesem diye bakıp sonra geri kapatıyorum. İki sayfayla da kitap olmayacağı için öyle kalıyor. Yani o zaman şöyle yapalım. Yine böyle kayıtlara geçmesi için bunu böyle konuşmakta fayda var. Hem de belki işte yine birçoğumuzun kesişim kümesinde yer alan deneyimlerden bir tanesi de yaratıcı drama. Doğaçlama ve rol oynama teknikleriyle aslında baktığımızda oradaki kurgusallık edebi bir metnin altyapısını çalışırken, gereken kurgusallığı çalışırken bize enfes deneyimler sunuyor. Şimdi yani aradan belki 10 yıl geçti birlikte yaptığımız bazı atölyelerin. Ama süreçsel dramada çalıştığımız birkaç tane böyle şey ipucu hatırlatsak hemen hatırlar durumdayız. Benim açıkçası seninle ilgili böyle bir dönem hayalim de olmuştu. Ama o zaman böyle dillendirmeye ve hani uygulamaya fırsat kalmamıştı. İçinde bulunduğumuz süreci bir parça atlatıp en azından daha yakın görüşebildiğimiz bir zamanda şöyle de bir hayalim var. Yani senin bir çok deneyimli bir yaratıcı drama lideri olduğunu da bütün İzmir biliyor eminim. Aynı zamanda doğaçlama tiyatro tarafında da çok geliştirdiğin bir dolu yöntem var. Zaten yöntem teknik konusunda yaratıcı drama da çok zengin bir alan. Bugüne kadar çok çeşitli çalışılması çok zor konular için bile çok çeşitli geliştirilmiş yöntemler var ve böyle uluslararası yöntemler var. Şöyle bir şey hayal ediyorum. Mesela 8-10 kişilik ve belki yine bu ekipten şu an bizi takip edenlerden de çıkacak olan bir proje bazlı bir ekiple beraber süreçsel yaratıcı drama atölyeleri çalışmak,
bir kurgu başlatmak ama o kurguyu 3 hafta, 4 hafta gidebildiği kadar çalışmak ama her hafta çıkanı yazılı hale getirmek. Nasıl ki bizim atölyelerimizde kenarda böyle sen gülüyorsun ama bunu yaptım dersen eğer çok üzüleceğim ve ağlayacağım şu anda duruyor. Hadi Hayır, ben yani devamını getirmeden sen söyle. şöyle bunu şu şekilde yaptım. Doğaçlama eğitimi verdiğim grupla süreçsel çalışırken ister istemez orada birden fazla hikaye çıkıyor. Ben o katılımcılara öyle bir ödev vermiyorum ama sonra oturup benim kafamda onlar şekilleniyor. Ve ben böyle yazdığım bir öyküyle gelmiştim aslında bugün de. Bir doğaçlama grubuna verdiğim süreçsel drama için verdiğim şeyin nasıl diyeyim yönergenin sonucunda çıkan onların fikriydi aslında bu. Ben onu hikayeleştirdim ve hatta o grupta bunun üzerine düşünüp bunu hikayeleştiren başkaları da oldu. Üzerine biz ondan sonra haftalarca konuştuk bu daha başka nasıl yazılır, nerelere gider diye. O yüzden gülüyordum. Bunu yapmak çok keyifli olur kesinlikle. Neden olmasın? Yani zaten şu anda aşağıda yaratıcı dramaya elini verip kolunu kaptırmışlardan yorumlar dökülmeye başladı. Hem Yani görüyorum. açıkçası ben göremiyor musun yorumları? Hayır, yetişemiyorum. Hem konuşup hem Ha. okuyamıyorum. Yani evet ben de işte arada öyle. Şimdi ben biraz konuşayım sen arada okumuş ol onları. Yani böyle bir sürecin yine iki tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani bir katılımcılar olarak bizi çok motive edecek. Burada tabii ki yine şöyle bir yol arkadaşlığı belirleyebiliriz. Nasıl ki bu programda misafir ettiğimiz konuklarımız Nevzat Öğretmen'in elinin değdiği kişiler. Hani yine bir adım daha ileri, sanki ikinci bir seviyede çalışıyormuşuz gibi. Öyle bir gönüllü ekiple bence belki bir iki atölye daha yaratıcı dramayla ilgili. Daha eminim sen bu konuda enfes bir kurgu çıkarırsın. Ama ben böyle bir 8-10 haftalık kurgunun hepimize çok iyi geleceğini de düşünüyorum. Çünkü ben açıkçası yaratıcı dramayı çok özledim. Çemberde olmayı çok özledim. Yani senin liderliğinde de çemberde olmayı çok açıkçası şu anda. Evet, bence oldu bu iş. Yani ben... Tamam, önümüzde uzun bir şey var, süreç var zaten. Biz toparlanana kadar ben de kafamda bir şeyleri toparlarım diye düşünüyorum. Süper, tamam. O zaman ben hani şu an tohumu attığımızı kabul ediyorum bu yayınla beraber. Yani Sizi Nevzat Öğretmenim aşk almaz olsun. mıyız? Yani çemberdeki bu şey böyle aklıma teslim geldi. İmamesiniz siz yani oradaki siz bizi bir arada tutarsınız yani taşlar o yüzden sizsiz olacak bir iş değil bu. Süper, tamam. Bununla ilgili o zaman yine hepimizin de bir arada olduğu grupta da belki arada yine yazışmaya devam ederiz. Hastasıyım yani. Nasıl ki Hasan Karaca tam böylesi attı kuyuya taşı. Şimdi hepimiz çıkartmaya çalışıyoruz. O kadar da eğlenceli bir macera oldu ki umarım bu da ona benzeyen bir deneyim olur hepimiz için. Süper. İnşallah. Şimdi yani yine sohbet aktı gitti. Sen bugün bize bir şey hazırladın mı? Okumak istediğin bir şeyler var mı? Evet ama okumak zorunda değilim eğer süremizle ilgili bir sıkıntı varsa. Ama işte Abdal'a malum olmuş yani. Bunu hiç konuşmamıştık seninle ama sanırım bugün okumak istediğin şey öyle bir süreçselden çıkan bir şey miydi? Evet ya ben sana sizin zikzağa da yolladığım bir yazı var ya gerçekten Aha. doğaçlamanın bende yarattığı etkisini birkaç senedir fark ediyorum. Bazen derslerde yakalıyorum. Cenk'le de daha önce bunu konuşmuştuk. Onur'la da aynı şekilde böyle bir yerde bir problemle karşılaştığımızda planlar yerinde gitmediğinde tak diye yeni bir şey bulabiliyoruz artık. Bu tarz şeyleri gördüğüm için doğaçlamanın etkisinin üzerine konuşuruz diye düşünmüştüm. Ve yazdıklarıma ya da işte doğaçhaneyle yaptığımız çalışmalarda yansımalarını fark ettiğim için evet doğaçlamanın böyle bir gücü varı konuşuruzu düşündüğüm için ve o doğaçlamalardan yola çıkarak bir öykü olduğu için bir de Erkan da geçen seferki şeyde onun bir çorap hikayesi var demişti onun da hatırı kalmasın diye onu okuyayım dedim diye düşünmüştüm. Süper. Yani bugün böyle giriş yapmış olalım ama nasıl ki bu programlar devam edecek ve daha tematik konuşacağız. Bence bugün sanki biraz böyle kitap fuarından doğaçlamış olduk yani yöntem olarak kullandık. Ama bir sonraki tematik buluşmamızda da bunu mutlaka konuşalım. Amayı kendi duymak mutlaka istiyoruz. Aynı zamanda bu arada Hasan Karaca da yayına katıldı. Abi yayında 5 kere adını geçirdik. Çeşitli şekillerde kullandık. O yüzden yayın bittikten sonra ne olur en azından bir
hızlı bir şekilde göz at çünkü konu sana dönüp dolaşıp etkilenen kişilerden birisin sen de. Evet, Bakalım hazırız seni orada da dinlemeye. bir öykü. Hazırız. Dediğim gibi bu öykü süresel drama çalışması sonucunda bir grubun fikriydi. Onların fikrinden yola çıkarak ben de bir öykü, bu böyle yazılabilir diye düşünüp yazmıştım. Bakalım. Süper, hazırım. Başlıyorum. Seni istemiyorum diye haykırdı. Her tarafını sarmalamasından kurtulmaya çalışarak. Birbirimizin aynısıyız. Bu beni mutlu etmiyor. Farklılıkları seviyorum. Aynaya bakar gibiyim seninle. Bu bana hiçbir şey katmıyor ki. Geçen gün gördüğüm o soket çorap mesela. Farklılık işte. Soket çorap. Senin ilgini çeken bu mu? Onun seni isteyeceğini nereden biliyorsun? Biz çift olarak yaratılmışız. Tek başına sen de ben de işe yaramayız. İnsanlar bizi kabul etmez. Etmesinler. Onlara sıcaklık, sağlık, rahatlık sunuyorum. Onlar eşim farklı diye beni kabul etmeyeceklerse keyifleri bilir. Senin gibi düşünen başka çorap var mıdır acaba? Sen nasıl böyle oldun? Vallahi farklılıksa en farklı eş bende. Tipimiz aynı, fikrinin eşi benzeri yok. Sana öyle geliyor. Benim gibi düşünen o kadar çok sağ tek var ki inanamazsın. Ne yapacaksınız peki sağ tekler? Evi mi terk edeceksiniz? Evet. Nereye kaçacaksınız ki? Koltuğun altına mı saklanacaksınız? Tabii ki hayır. Atalarımızın hatalarına düşmeyeceğiz. Kaybolan bir çorabın koltuğun altında, çamaşır makinesinin lastiği arasında ya da evcil hayvanın saklanma köşesinde olduğunu herkes bilir. Biz çekmece arkasına saklanacağız. Hani çekmecelerin arka kısmında bir küçük boşluk vardır ya, oradan en alta kadar kayıp köşeye sineceğiz. Sonra insanlar bunu umursayacaklar mı sanıyorsun? Dostum biraz yardımcı olur musun? İnsanlar biz eskimeden yenisini alıyorlar. Zaten senin yokluğunu anlamayacaklar. Anladıkları zaman beni de çöpe atacaklar. İşte bu yüzden birlik olmalıyız. Hep birlikte hareket edersek dikkatleri çekebiliriz. Ben de mi kaçayım? Aslında senin için başka bir planım var. Nasıl desem, siz sol teklere bir virüs bulaştıracağız. İnsanlar size ayaklarını giydiklerinde bir mantar bulaşacak ve tırnakları hızla ve çok uzayacak. Bu şekilde insanlar sol tekleri de giyemezler. Çıplak ayakla dolaşmak zorunda kalacaklar. Çocukları olmayacak. Nüfus azalacak. Çorap üretimi azalacak. Neslimiz tükenecek. Sadece bir şeyleri fark etmeleri için ortam hazırlayacağız. Merak etme, kimsenin nesli tükenmeyecek. Tüm bu yaptıklarını fark edip bizi istemediğimiz eşlerle bir araya getirdiklerinde çok renkli ve farklı bir pardon, bizi istediğimiz eşlerle bir araya getirdiklerinde çok renkli ve farklı bir dünyaları olacak. Bana güven. Ben çekmecenin köşesine doğru ilerliyorum. Sen de şuradaki ince pantolon çorabının yanına git. Hani ten rengi olan. Virüs onda. Hadi kolay gelsin. Evet, gene Süper. virüs. Yine virüs yani hayatımızdan eksik olmuyor. Bu şey Süper. dünyanın sonunu getirecek ne olabilir diye sorduğumda çıplak ayakla dolaşmaktan çocukları olmuyormuş. Büyükler hep öyle derdi ya, çıplak ayak basma çocuğun olmaz diye. Oradan çıktı ve ben hani bunu çorabın ağzından nasıl anlatabilirim diye düşününce ve şeye doğru, yani uzatılırsa bu şeye doğru evrilebilir aslında. Farklı çiftler, yani çoraplarda sağ ayakta başka çorap var, sol ayakta başka çorap var insanların ve ruh eşini öyle buluyor. Onun da tersi olduğu çorap Çok böyle senin ruh iyi. eşin falan. Çok Öyle iyiymiş bir ya yani. dünya hayal ediyor. Süper yani hani bu mesajı alabilmesi için okuyucunun 40 takla atması lazım o ayrı. Ama yani ha, çıplak ayakla gezersen çocuğun olmaz. Ruh eşini bulmak için de diğer teke bakmak acayip güzelmiş ya. Çok eğlenceli. Bilmiyorum, çocuk kitabı Süper. olmaktan giderek çıkıyor bu ama. Çalışmak lazım üzerine yani. Süper. Yani benim sınırlı zihnim kalanı çok kukla yapacaktı. Hani senin anlattıklarını düşününce ben tabii ki olmadı yani. Aşk olsun. Ya bir de şeyi çok Süper. seviyorum ben, son olarak söyleyebileceğim. Böyle başlarken neyin konuştuğu, kimin konuştuğu belli olmayıp hikayenin sonuna doğru oha çorapmış konuşan şeylerini çok seviyorum. Öyle hikayeler okumayı seviyorum. Onu yapmaya çalışıyorum sürekli her seferinde. Aynen Böyle. yani çıkartıp çıkartıp tırmandırıp sonunda bambaşka bir görüntüyle.
İşte bu da yine Çok değiştirdi doğaçlamanın Başak. beklentiyi kırma hikayesi. Neyse, onu atölyede Yani anlatırım. evet, bir sonrakinde kesinlikle doğaçlama konuşacağız ve yani bu atölye meselesine de inan bunun takipçisi olacak en az 5 kişi tanıyorum. Şu anda böyle rezervasyon yapmış, çemberdeki yerini almış. En az 5 kişi var. Bu tip şeyleri böyle zamanlarda biriktirmenin güzelliği de böyle oluyor. Yani gelecekte daha yakın temaslı bir araya geldiğimizde daha kaliteli zaman geçirebilmek için bugün biriktirmek gerekiyor. Hayal kurmak gerekiyor. Böyle hayalleri de peşine düşüp projelendirmek gerekiyor. Ki yani seni de beni de çok tanıyan ortak insan var şu an bizi izleyen. Hani ikimiz de hayalperestiz, hayal kurmayı severiz ama daha onu gerçekleştirmek için de sonuna kadar şartları zorlamak konusundadır motivasyonumuz. O yüzden bugün bu anlamda çok doyurucu, çok tatmin edici bir söyleşiydi. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Çok teşekkürler. Bizlere vakit ayırıyorsun. Böyle her hafta iki kere uğraşıyorsun. Çok keyifli sohbetler oluyor. Teşekkür ederiz. Ben en çok besleniyorum, ben en çok öğreniyorum. Ben o konuda biraz bencilim yani. Hem öğretmen kulübü buluşmalarında hem bu buluşmalarda gerçekten her seferinde en çok eğlenen, en çok öğrenen ben olduğumu iddia ediyorum. O yüzden de umarım hep böylelikle birlikte olmaya, görüşmeye devam etmiş olacağız. Var mı sevgili Başak'cığım son olarak eklemek istediğim şeyler? Herkese sevgiler, iyi bayramlar. Evet. Süper. Böylelikle çocuk edebiyatı sohbetlerinde bir buluşmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Zamanı artık esnetmeyi adet haline getirdik. Çünkü yani 30 dakika ile 45 dakika arasında sohbetimizin güzelliğine göre devam ediyor ki genelde 45'e yakın oluyor artık bu. Bizi evlerinize misafir ettiğiniz için çok teşekkürler. Aşağıdaki yorumların hepsini gördük. Çok böyle özlediğimiz insanlar da vardı. Güzel yorumlarını bizden esirgemediler. İnşallah bir sonraki buluşmada pazartesi tabii ki sevgili Başak'ın da söylediği gibi bir bayramımız olacak. Bayramdayız. O yüzden bir pozartesi buluşmamızı yapmayacağız. Pazartesiden sonraki çarşamba günü konuğumuzla ilgili bilgiyi de yine sosyal medya hesabımız üzerinden veriyor olacağız. Ama bu buluşmalar sanırım Haziran ayı boyunca da devam edecek. Onu ben tekrar paylaşmış olayım. Birkaç buluşma sonra bu birinci konseptimizin sonuna gelmiş olacağız. Ve her birimiz, her bir gönüllümüzü bu programlarda Nevzat Öğretmen'in elindeydi ilgilileri misafir etmiş olacağız. Sonrasında ikinci versiyonla beraber belki biraz daha tematik, belki biraz daha konsept programlar üzerine gidecek. Onu da biraz ikinci versiyonu biraz daha çalışmaya devam ediyorum o konuyla ilgili. O zaman tekrar hafta içi 2 akşam mı olur yoksa bir akşama düşürüp daha uzun tüm yaz boyunca mı devam ederiz? Onunla ilgili de genel bilgilendirmeleri yine Zikzak grubun Instagram sayfası üzerinden vereceğiz efendim. İyi ki geldiniz, iyi ki bizi evlerinize misafir ettiniz. Bugünkü buluşmamızın sonuna geldik. Bu ve bundan önceki bütün buluşmalarımızı Instagram TV'mizde, YouTube kanalımızda ve web sitemizin blog sayfasında bulabilirsiniz. Ha bu arada sevgili Başak'ın blog sayfamızda çok güzel bir de yazısı var. Hem de doğaçlama fiyatları ile ilgili. Bugün konuşamadık ama önden böyle Yazdım. şey spoiler almak isteyen varsa yazılı versiyonu da blog sayfamızda görebilirsiniz. İyi ki geldin Başak'cığım, çok öpüyorum seni. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi Görüşürüz, bayramlar olsun sevgiler. şimdiden. Sevdiklerinizle beraber ama uzaktan uzaktan evlerimizde bu bayramı geçireceğiz. Bu şekilde teknolojik araçlarla birbirimizi görmeye devam edeceğiz. Tez zamanda sağlıklı günlerde görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.